Devasa yıldızlar ve kara deliklerle ilgili videolarda gördük ki, eğer devasa bir yıldızın kütlesi yeteri kadar yüksek olursa, kütle çekim kuvveti dejenere elektron basıncından, nötron bozunun basıncından hatta kuark bozunun basıncından bile yüksek oluyor ve her şey küçük bir noktaya doğru çöküyordu. İşte biz bu noktalara kara delikler adını verdik kara delikler. Ayrıca bu kara deliklerin etrafında bir olay ufku bulunduğunu öğrendik. Bu olay ufkunun sınırları içine giren ne olursa olsun bu cismin kara delikten kaçabilme imkanı yoktur. Yapabildiği tek şey kara deliğe giderek daha da yakınlaşmaktır. Hatta bu ışık için bile geçerli. İşte bu yüzden biz buna kara delik diyoruz. Yani aslında kütlenin tamamı bu merkez noktada olsa da tüm bu alan veya olay ufkunun tüm yüzeyi morla çiziyorum ancak gerçekte siyah olması gerek. İşte tüm bu alan siyah görünür. Hiçbir ışık yaymaz. İşte tarif ettiğimiz bu tip kara deliklere biz yıldızsal kara delikler diyoruz. Bunun sebebi de devasa yıldızların içe çökmeleriyle ortaya çıkmaları. Şimdiye kadar gözlemlediğimiz en büyük yıldızsal kara deliklerse aşağı yukarı 33 güneş kütlesinde. Yani kütleleri çok büyük miktarlarda ve bu aslında bir yıldızın kalıntıları. Yıldızın esas kütlesinin çoğunun süpernovalarla dağılmış olması mümkün. Şimdi burada başka bir kara delik türü var ve bunların biraz daha gizemli olduklarını söyleyebiliriz. Adlarına süper kütleli kara delikler diyoruz. Bir yerden sonra süper kelimesi bile bu büyüklüğü karşılamıyor. Bunların kütleleri yıldızsal kara deliklere göre öyle biraz fazla filan değil. Çok daha yüksek kütlelere sahipler. Güneş'in kütlesine göre yüz binlerce, milyarlarca kat daha fazla kütlelerden bahsediyoruz. Bunların süper devasa olmaları dışında ilginç olan bir diğer yönleri ise yıldızsal kara deliklerle aralarında sınıflandırabileceğimiz türleri olmaması. Veya en azından henüz bu ara sınıfa giren kara delik gözlemleyemedik. Bilinen en büyük yıldızsal kara delik 33 güneş kütlesinde ve bunun hemen ardından var olduğunu düşündüğümüz süper kütleli kara delikler geliyor. Bunlarınsa galaksilerin merkezlerinde olduğunu düşünüyoruz. Tahminimiz hepsinde olmasa bile galaksilerin çoğunun merkezinde bir süper kütleli kara delik olduğu yönünde. Ancak burada ilginç bir soru geliyor. Eğer tüm kara delikler içe çöken yıldızlardan meydana geliyorsa, ara boyutlarda kara deliklerde görmemiz gerekmez miydi? İşte bu devasa kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair teorilerden biri, ortada etrafına eklenen birçok madde bulunan normal yıldızsal bir kara delik olduğu. Burada tasvir etmek gerekirse, etrafında olay ufkunu çizeyim. Esas kara delik yani kara deliğin kütlesi bunun merkezinde olacak. Yani giderek daha fazla madde bu kara deliğe doğru çekildikçe, kara delikte de büyümeye devam edecek. Bu akla yatkın bir sebep olabilir. Veya en azından merkezdeki kütle arttıkça olay ufkunun da çapı genişliyor olabilir. İşte bu şu anki algımıza göre akla uygun bir açıklama. Ancak bunun akla tam olarak yatmayan kısmı ise eğer süper kütleli kara deliklerin açıklaması bu olsaydı ara boyutlarda kara delikler de görebiliyor olmamız gerekirdi. 100 güneş kütleli, 1000 güneş kütleli, 10.000 güneş kütleli kara delikler gibi. Ancak şu an bunları göremiyoruz. Gördüğümüz sadece yıldızsal kara delikler ve süper kütleli kara delikler. Dolayısıyla konuya getirebilecek başka bir açıklama ise ki aradaki boşluğa bir tür açıklama getirmesinden dolayı benim de eğilimim buna doğru. Bu süper kütleli kara deliklerin büyük patlamadan kısa süre sonra oluştuğu ve bunların aslında ilkel kara delikler olduğu. Evrenimizin başlangıcından hemen sonra ortaya çıktıkları. Şimdi hatırlayın, bir kara delik oluşması için neye ihtiyacınız var? İnanılmaz derecede yoğun maddeye veya yoğun kütleye ihtiyacınız var. Eğer küçük bir alanda yüksek seviyede kütleniz varsa, kütle çekim bunları daha da birbirine çekecek ve sonunda bu çekim dejenere elektron basıncının, nötron bozunun basıncının ve kuark bozunun basıncının da üstesinden gelecek ve her şey tek bir nokta olduğunu düşündüğümüz yere çökecektir. Burada altını çizmekte fayda var. Bunun tek bir nokta olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu kara deliğin merkezinde hiç bulunmadık. Kara delik hesaplamalarına göre veya en azından bugün anladığımız kadarıyla her şey bu matematik denklemlerinin bile işe yaramamaya başladığı tek bir noktaya çöküyor. Yani aslında bu küçük merkezi noktada neler olduğu konusundan pek emin değiliz. Ancak bu noktanın uzaydaki inanılmaz, belki sonsuz, belki neredeyse sonsuz yoğunlukta bir nokta veya madde olduğunu söylemek mümkün. İşte benim de bu ilkel kara delik fikrine sıcak bakmamın ve aklıma yatmasının sebebi de evrenin ortaya çıkmasından hemen sonra gelen evrede evrendeki tüm maddenin daha yoğun durumda olmasıdır. Çünkü evren o evrede daha küçüktür. Diyelim ki bu büyük patlamanın hemen sonrasındaki evre. Daha önce kozmik akraplan ışımasından bahsettiğimizde bu noktada evrenin henüz pek ayrışmamış olduğunu söylemiştik. İnanılmaz derecede yoğundu ve pek ayrışmamıştı. İşte böyle bir evrende her şeyin kara deliklere çekilmesini engelleyecek bir sebep yoktur. Çünkü buradaki bir noktaya bakarsanız elbette birçok kütle görebilirsiniz ama bunlar her yönden birbirine yakındırlar. Dolayısıyla bu çekim yani kütle çekim kuvveti eğer henüz pek ayrışma yoksa her yöne eşit etki edecektir. Ancak eğer büyük patlamanın biraz daha sonrasına giderseniz Belki de eser miktarda kuantum dalgalanması etkisinden dolayı evren biraz daha ayrışmış görünecektir. Yani diyelim ki evren biraz daha ayrışmış durumdadır ancak halen akıl almaz derecede yoğundur. O zaman yaklaşık olarak şöyle görünür diyelim. Daha yoğun alanlar mevcut ancak evren biraz daha ayrışmış durumda. Dolayısıyla burada bir kara delik için gerekli yoğunluklar ortaya çıkıyor ve yoğunluklarla ayrışmanın daha az olduğu yerlerde içe dönük bir kuvvet beliriyor. Yani bu alanın dışındaki şeylerin kütle çekimi bu alana doğru olan kütle çekiminden daha az oluyor. Bu yüzden daha fazla şey buna doğru çekildikçe ayrışma da artıyor. İşte bu şekilde Büyük patlamadan kısa süre sonraki ilkel evrenin her şeyin çok yoğun ve birbirine yakın bulunduğu durumunu düşünebilirsiniz. İşte burada bu çok fazla kütlenin çok küçük bir alanda toplandığı süper kütleli kara deliklerin oluşmasını ihtimal dahilinde kılan koşulları bulabilirsiniz. Ayrıca evrenin bu evresi biraz ayrışmış durumda olduğundan oluşan çığ etkisiyle giderek daha fazla kütle bu süper kütleli kara deliklerde toplanabilir. Ve kara deliğin kütlesi güneşin yüz binle milyar katına çıkabilir. İşin daha ilginç kısmı bu kara delikler gelecekte oluşacak galaksilerin merkezlerine dönüşeceklerdir. Yani bu süper kütleli kara delikler oluşurken her şey kara deliğin içine çekilmeyecektir. Yalnızca pek açısal hızı olmayan cisimlerin kara deliğe çekilme ihtimali vardır. Ancak bir cisim kara deliğin yanından yeterince yüksek hızla geçerse kara deliğin yörüngesine oturacaktır. İşte bu şekilde erken dönem galaksilerin nasıl oluştuğunu, hatta bizim galaksimizin bile nasıl oluştuğunu gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Ah, burada aklınıza şu takılabilir. O zaman Samanyolu'nun merkezindeki kara delikten ne haber? <laughs> Orada da bir tane olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Samanyolu'nun merkezindeki bir şeyin etrafında çok hızlı dönen yıldızlar gözlemledik cisimlerin yörüngesinde çok hızlı dönmesine sebep olan şeyin ne olduğuna dair tek mantıklı açıklamada o şeyin ya bir kara delik yoğunluğuna sahip olması ya da önünde sonunda bu şeyin bir kara deliğe dönüşecek yoğunlukta olmasıdır. Sağlamasını yaptığımızda galaksimizin yani samanyolunun ortasındaki süper kütleli kara deliğimizin güneşin kütlesinin 4 milyon katı kütleye sahip olması gerekmektedir. Umarım bunlar sizi düşünmeye teşvik eder. Bunlar yalnızca içe çökmüş yıldızsal kara delikler değillerdir. Ha tabii belki de bu tip kara delikler bir şekilde büyüyerek süper kütleli kara deliklere dönüşmüşlerdir. Ancak bu ara boyuttakileri biz gözlemleyememişizdir. Veya gerçekten farklı bir sınıfta kara delikler vardır ve farklı şekillerde meydana çıkmışlardır. Belki de evrenin oluşumuna çok yakın bir zamanda yoğunluğun henüz çok az ayrıştığı, cisimlerin birbirine çok sıkışık olduğu evrede oluşmuşlardır. Evet, bir sonraki videoda işleyeceğimiz konuysa bu süper kütleli kara deliklerin bunu kendileri yayıyor olmasa da nasıl inanılmaz seviyelerde ışınım kaynaklarının oluşmasına yardımcı oldukları. İşte o cisimlere de biz kuasarlar diyoruz. Görüşmek üzere.